Yüreği intikam ateşiyle yanıyordu. Karısının tacize uğradığını iddia eden koca plan yaptı. Eşinin kıyafetlerini giydi, suçladığı market sahibinin iş yerini yaktı. Market yanınca o kocanın içi soğudu. Ancak karısı polise gidince yakayı ele verdi. Başında yemeni, üstünde gömlek, altında da bir etek. Aslında görüntülerde marketi kundaklayan kişi kadın değil, bir erkek. Üzerindekiler de eşinin kıyafeti. Marketi yakmasının nedeni intikam ateşi. Bundan 15 gün önceydi. İddiaya göre bir çocuk annesi kadının evine gelen bir kişi sahte polis kimliğini gösterdi ve kadını taciz etti. Tacizci olduğu iddia edilen kişi evden ayrılırken genç kadının kocası geldi. Tacizciyi kovaladı ancak yakalayamadı. Kocasını karşısında gören kadın ağlamaya başladı ve onu taciz edenin market sahibi olduğunu iddia etti. Kocası polise gitmek yerine bir plan yaptı ve marketi yakmaya karar verdi. Kundakçı koca tanınmamak için eşinin kıyafetlerini giydi. Başına yemeni, altında da etek vardı. Marketi bir bidon benzinle tutuşturdu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis kundakçının kadın kıyafeti giyen bir erkek olduğunu tespit etti. Polis kundakçının peşine düştü. Tam da o sırada tacize uğradığını iddia eden kadın polise gitti. Market sahibinin adını verdi. Düğüm de böyle çözüldü. Kundakçının şikayete gelen o kadının kocası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan koca yakalanmamak için yanıma cep telefonumu dahi almadım dedi. Mahkemeye sevk edilen koca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cinsel saldırıyla suçlanan market sahibi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.